Türkiye Cumhuriyeti'nin hayatı bu ülkenin dünyada parmakla gösterilecek, dünyada işte yaşanılacak yer diye işaret edilecek bir ülke olmasına mani olunması suretiyle yaşandı. Yani buradaki hayat Türkiye'nin yükselmemesi için uğraşan insanların rahat ettikleri bir hayattır. Her şey Türkiye, şimdi bakınız ben bunu bilhassa vurgulamak istiyorum. Bize böyle manalı bir şey söylüyormuş gibi görünen insanlar ne diyorlar? Dünyada evrensel değerler var diyorlar, değil mi? Bu evrensel değerlerin milli değerlerin üstünde olduğunu söylüyorlar. Öyle değil mi? Evet. O zaman bizim Türkiye için uğraşmamıza ne lüzum var? Evren için uğraşalım. Anlatabiliyor muyum? Bize bunu telkin ediyorlar. Diyorlar ki evrensel değerler her şeyin üstündedir. Eğer milli değerlerin üzerindeyse evrensel değerler, bizim vatana, millete sahip olmamıza lüzum yok. Dünyada hangi Fransız'a, hangi Amerikalı'ya, hangi Şirili'ye, hangi Hindistanlı'ya, hangi Çinli'ye, hangi Kenyalı'ya sen vatanından vazgeç. Bak dünya ne kadar güzel senin vatanın olmadan. Bunu kabul ettirebilir misin? Yani bir başka milletten birine. Bir Yunanlı'ya gidip Yunanistan'ı boş ver. Dünya ne güzel, sen oraya katıl diye desen seni yaşatır mı Yunanlı? Ama Türkiye'de rahatlıkla Türkiye aleyhine, Türk milleti aleyhine konuşabiliyorsun ve değil cezalandırılmak, mükafatlandırılıyorsun. Seni hem terfi ettiriyorlar hem de paranı artırıyorlar. Yeter ki Türkiye aleyhinde ol. Yani bu kadar acı bir şey düşünülebilir mi? İstiklal Marşı Derneği bunun tersine dönmesinin zaruri olduğunu, bütün milletin tek bir yumruk olarak millet düşmanlarının tepesine inmesini söylüyor. Ama bunu söylesek insan, yani ben bunu söyledim şimdi ne kadar insan diş biliyor bana. Yani Türk milleti tek yumruk olsun ve millet düşmanlarının tepesine insin dediğim zaman ben alkış alıyor muyum yoksa herkes bana sövüyor mu?